Merhaba Mustafa abi. Metin abici hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne Nasıl oldun abi? Herkes merak etti. Bir sürü mesajlar geldi. Ama senin canın sıkkındı burada. Valla bir Metin abi. Bir şey yapamadık. İşte gidiyoruz gene kontrollere gidiyoruz geliyoruz gene ama. Ama iyisin yani. Ben iyiyim Metin abi ya. Ya bugün daha da iyi gördüm seni öyle söyleyeyim. Dün geldi mesela böyle değildi ama sonuçlar falan iyi çıktı galiba. İyi Metin abi. Kafada bitiyor bütün iş abi. Aynen Metin abi doğru. Borsa gibi düşün orayı da. Kafada bitiyor bütün iş. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Ama bazen takıntı oluyor. Bizde de oluyor. Bir şeye takıyorsun. Hiç olmayacak bir şeye takıyorsun ama. Aynen Metin abi. Olmaması gerekiyor. Sen ne yapıyorsun abi? Vallahi gayet iyi Mustafa abi. Yani gördün artık yani üstat oldum, şey oldum. Aynen. Yani bildim yani. İşi bildim abi. İşi çözdüm tamam mı? Yükselince öyle oldu. Hep yükselecek dedim. E sonunda da yükseldi. Hep düşecek dersen mutlaka bir yerde düşecek. Bundan sonra da bildin oluyor. Evet, bak diyor bildim. Ya bu kardeşim sen onu bilmedin. Zaten bu belli bir şey. Ya düşecek ya çıkacak zaten. Ortası yok bunun. Zaten ikizden biri Metin abi. Ama önemli olan işte ne biliyor musun? Ne dedik? Hep pozitif tarafta kalabilmek marifet. Yoksa kafanı bulandıracak çok insan var. Bu işten olmaz. Olmaz. Öyle dersen tabii ki olmaz. Ya Metin abi adam ucuzken ucuz diyor. Bir adam düşsün almayayım diyor. Almıyor. Çıkıyor. Çok pahalı diyor. Almıyor. Sıfıra sıfır. Evde var sıfır. İşte şey diyor, herkes ne dedi? 7200'e gelsin, ben alınlarım ondan sonra başlayacağım. Bekle kardeşim 7200'ü, bekle. Bekle, çok beklesin. Ama ufak ufak alınlar yapsaydın söylüyorum sana, sen bunu 15.000'de de alınlara devam edeceksin, 20.000'de de alınlara devam edeceksin, anladın mı? Eğer yatırımcıysan. Anlattık hep aynı şeyleri, anlatıp anlatıp duruyoruz Mustafa abi, sıkıntı yok. Olsun Metin abi. Tekrarlıyoruz aynı şeyleri. Olacak olan bu yani. 9600'lerde endeks, yani neredeyse artık burayı dip yaptı demeyelim ama yani 3-4 gündür böyle kapatıyor. İyi bir noktaya geldik. Hisseler tamam uçmadı kaçmadı ama abicim biz de zaten uçsun kaçsın istemiyoruz. Biz 3 günde zengin olmak istemiyoruz zaten. Evet Metin abi. En azından bir toparlasın ama toparladı. Yani toparlama şeyi başladı en azından. Yine kötü haberler gelecek. Bakma sen. Yine milletlerini almaya çalışacaklar. Yine silkelemeye çalışacaklar. Yani bu kadar kolay değil bu iş. Ya Metin abi yani gerçekten kolay değil. Kolay değil. Yani yarın bir gün yine bir ufak düzeltme olacak. Çıkacak. Bir daha düşecek. Böyle gidecek Metin abi. Ama şu düşüşte sabredenler Mustafa abi inan ki çok iyi yerlere gelecekler abi. Şu düşüşte sabredenler. Mesela İbrahim'le konuştum ya, İbrahim'le yayın yaptım ya. İbrahim diyor ki ben 8-9 ay önce başladım abi yatırıma diyor. Mustafa abi düşünsene. Tarih zirvesine alınmış çoğu hisse ve bu adam bu düşüşlerde sabredebilmiş. Bundan sonra hiçbir şey olmaz abi. Bundan sonra karada ölüm yok. Ya zaten Metin abi bu yani bu düşüşlerde maalesef bozmayan bir daha kulaklayın. Aynen. Ama abi. Zaten sorun ne biliyor musun? Sorun bizim yatırımcı olamamamızda. Mesela Barlas da, İbrahim de, bunun gibi bir sürü Rıdvan da, sen de, ben de. Bu şeyin yatırımın psikolojisini çözdük tamam mı? Evet, evet, bunu abi. Çözenler yol alacak. Çözemeyenler de debelenip duracak abi. Doğru Metin abi. Ya adam işte Metin abi. Düşüyor. Biraz daha düşsün dediğin gibi alayım diyor. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Almıyor mesela. Çıkıyor pahalı diyor almıyor. Alacaksın. Ama psikoloji böyle işte. Alamazsın. Alamazsın. Hisse %5 çıkmış %5 geri gelsin de hisseyi alacağım diyor. Yani 40 liradan 45'e gitmiş 40'a gelsin tekrar alacağım diyor. Gelmez kardeşim bunu 100 kere anlattık. 50'ye gidecek 40'a gelsin alacağım diyecek. 70'e gidecek 50'ye gelsin alacağım diyecek. Hep aynı döngü abi. Döngü aynı döngü. Ya Metin abi. Bazen oluyor. Mesela bir lot alıyorum ya. Diyelim ki 10 liraya basıyorum. Hani almıyor. Piyasa emri vermen lazım. Almıyor. Ya da tabii sen limit emri veriyorsun almıyor. Limit emri veriyorum almıyor. Bakıyorum çıkmış. Ona tıklıyorum mesela. Onu da almıyor. Bir daha tıklıyorum. Onu almak için koşturuyorum peşinden. Doğru. Abi ne bekliyorsun? Çıkınca ne kadar güzel oluyor. Çıkınca işte yetişmeye çalışıyorsun anladın mı? Kaçıyor. Aynen. Kaçmıyor kardeşim. Ya dersen ki ya tamam düşsün alayım dersen alamazsın. Bir kere alırsın 10 kere kaçırırsın. Her zaman böyle olmuştur. Bu dönem çok istisnai bir dönem diye söylüyorum abi. Biz böyle bir dönem görmedik abi. Senin de artık ne kadar oldu Mustafa abi borsaya girdi en son? Metin abi 2 sene bitecek. 2 sene bitecek. O ilk 1 sene nasıldı Mustafa abi ya? Evet Mustafa abi. Hatırlıyorsun değil mi? Geliyordun buraya nasıl? Ya Mustafa abi böyle olmuş. Ya Mustafa böyle olmuş. Metin abi ya. İyi de bu düşüşler neydi abi ya? Düştü. Gül. Ama Metin abi. Çıkışın da iyisini gördük, düşüşün de sağlamını gördük. Ben görmemiştim. Ama düşüş daha bayağı uzun sürdü. Abiler vardı şöyle diyordu Mustafa abi bak. 8 yılda 10 yılda bir çok sağlam bir düşüş periyodu oluyor diye söylüyorlardı tamam mı? Abi ben ilk defa böyle bir şeye denk geldim.
Böyle bir düşe ilk defa denk geldim. Bu da önümüzdeki yıllarda yine böyle fırsatlar verecek. Ama 5 yıl sonra mı olur, 10 yıl sonra mı, bunu kimse bilemez. Metin abi, herkes terste bıraktılar değil mi abi? Herkes terste bıraktılar. Bizim borsa değil, dünya borsaları da böyle Mustafa abi. Bak dünya borsaları da böyle. Ama adamlar yatırımcı olmayı başarmış. Biz henüz debeleniyoruz. Olacak mı, olacak mı, olacak mı, olacak mı? Doğru söylüyorum valla Metin abi. Abi benim kağıdım ne olacak? Abi şu kağıt ne olacak, bir söyler misin bana? Abi mahvolduk biz, bittik biz. Ya dün konuştuk ya kardeşim, bak söylüyorum. Agrot'ta benim %62 zararım var Mustafa abi. %62 zararım var. Ama umurumda değil. Neden? Aa, belli bir kar almışım zaten ondan. Bakıyorum şu anda, tamam kardeşim olabilir. Ha burada maliyet düşürmek istersen evet, hakikaten sağlam maliyet düşürebilirim. Hikayesi varsa, düzgün hisseyse yatırım yapabilirsin kardeşim. Sıkıntı yok yani. Ha bu arada ne diyordun? Ne diyordu abici? Borsaya giriyorsan paranın %50'sini kaybetmeye göz alabiliyorsan borsaya gir. Yoksa girme. 10 yıl tutamayacağın hisseyi 10 saniye bile tutma diyor adam. 10 dakika bile tutma diyor adam. Bir sürü sözler var bununla ilgili. Ortalık kan gölüyken diyor hisse al diyor. Herkes kaçarken sen al, herkes alırken sen kaç diyor. Bir sürü sözler var bunun gibi. Yani Ahmet'ten bir kağıt duydum, hadi onu atlayayım, hadi bunu atlayayım, ama hala da böyle devam ediyorlar. Sabah gördüm haberi. Akşam gördüm haberi, akşam, sabah görmedim. Akşam gördüm haberi. Tesadüfen, normalde fazla haber de izlemem abi. Ne dolandırıcılığıydı bu? Eğitim dolandırıcılığı. Eğitim dolandırıcılığı. Abi ne biçim dolandırılmış millet? Ekranda görüyor parayı, tıklıyor, yok. Para yok, çekemiyor. Sanal bir şey sistemi yaptılar abi. Ne yaptılar yani, uygulama indirmişler herhalde. Uygulama indirmişler büyük ihtimalle. Uygulamada para görünüyor ama alamıyorsun. Evet. Nasıl bir dolandırıcılık? Ama milyarlar vurmuşlar abi ya. Hala kolay para peşine koşturuyoruz, tamam mı? Hala borsayı şey görüyoruz abi. Kumar görüyoruz hala. %100 kumar görüyoruz. Neden Mustafa abi? 3 günde para kazanmak istiyoruz abi. 3 ayda para kazanmak istiyoruz. Öyle bir yer değil borsa. Öyle bir yer söylüyorum. Değil, öyle bir yer değil. Buraya giriyorsan bak, 3 yılın sonunda para kazanmaya başlarsın. 5 yıl sonra bunu hissetmeye başlarsın. 10 yıl sonra dersin ki tamam kardeşim ya, borsadan bir şeyler oldu. O kadar kolay değil borsa. Metin abi hiç kolay değil. Ya kafada bitiyor ama, çok kolay ama kafada bitiyor. Metin abi de doğru şirket de çok önemli. Doğru şirket önemli, katılıyorum sana. Ama hepsine doğru seçemiyorsun Mustafa abi. En doğru seçtiğin şirkette bile herhangi bir şey olabiliyor. Çok ters bir durum olabiliyor abi. Hepsini nasıl doğru seçeceksin soruyorum sana. Ya işte hani diyoruz ya bazen, hani kulaktan duymaya bilgiler, şunu alın kaçacak, araştır. Şunu alın uçacak. Araştır. Abi böyle kolay değil. Araştır. Abi. Bir de yayılmanın önemini gördük yani, görüyoruz burada Mustafa abi. Yayılmanın önemini burada görüyoruz abi. Bu yayılmada mutlaka değişik şeyler de karşına gelecek. Örnek veriyorum sana. Katmercilerin bedellisi çıktı. Hesapta olmayan bir şey. Megap'ın bedellisi çıktı. Bırak, bir de konkordato ilan etti, bir de kayyum atandı. Bunlar olacak abi. Ya Metin abi. Sepette çürük kemale de olacak. Olacak. Çıkacak yani. Çürük kemale de çıkacak. Çürük kemale de çıkacak yani. Hepsinde doğru karar veremiyorsun ki. O yüzden diyorsun yani, doğru hisse seçmemiz lazım diyorsun yani. Seçemiyorsun abi. Çok doğru hisse seçti mesela arkadaşım. Ereğli 10 yılda 11 kere temettü vermiş. Adamın aldığı sene temettü vermedi abi Ereğli ya. 10 senede 11 kere temettü veren Ereğli o sene temettü vermedi abi. Şans mıydın abi? Şans işte diyor. En iyi şirket seçti ama. Öyle olmuyor iş. Burada hakikaten de biraz da şans faktörü var abi. Var yani. Var tabii Metin abi. Çok var. 20 yıldır duran ihlaslar tavan gidiyor abi. Sağlıklı mı? Sağlıklı değil. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Ben şunu söylüyorum abi. Ben uzun vadeciyim. Ben yayılmışım. Kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Doğru yapıyorum. Sende daha az hisse var. Sen kazanıyorsun. Sen doğru yapıyormuş. Evet doğru yapıyorsun. Adamda tek hisse var. Kazanıyor. Doğru mu? O da doğru. Kazanıyorsan doğru yapıyorsun. Kazanıyorsan doğrudur abi. Aynen. Yoksa tek hisse, 10 hisse, 20 hisse o önemli değil. Kazanıyorsan doğru yapıyorsun. Ya işte bir de Metin abi dedik ya. Abi biraz da kendimiz araştırmasını bilmemiz lazım. Yapacaksın. Ne yaptın burada? Ben geliyorum sürekli Mustafa abi hisse bakıyor. Sürekli Mustafa abi. Ben de bakıyorum. Ama buldun kardeşim. Buldun artık, arıyor musun? Hayır şu anda aramıyorum. Ben de aramıyorum Mustafa abi. Ben de aramıyorum yok, artık. Yeter abi yani. Ha buradan bakıyorum artık. Yani çok aşağı gelmiş hisse. Halka fiyatının %40 aşağısında, %50 aşağısında, %30 aşağısında. Ya kardeşim şirkete düzgün, düşüş dönemine denk gelmiş, mutlaka dönüş yapacak, anladın mı? Yapacak tabii abi. Biriktir. İlla gidip de sana en düşmüş hisseleri demiyorum ama yani tarihi zirvesinden aşağıda olan hisselerde bir bak abicim ya. Merhaba. Burs istiyorsun değil mi? İstemiyor musun? 3 tane al. Tamam. İstiyorsan yani 70 tane mi gösterdim? Eşek bulacağım öyle. 3 tane al abi. 3 tane al. Orada eski ama 57 ama pazardan daha iyi. Tamam abi. Ben kendim. Tamam. Sağ ol abi.
Tamam abi. Metin abi, buradaki abi pazara gittiğinde biliyorum. Bana bir şey lazım mı? Aynen. Eve bir şey ama lazım. Çok iyi bir şey abi ya. Tamam. Çok iyi bir şey abi. Yani kargo gibi. Yani nereye gitse diyor ki Mustafa bir şey lazım mı? Abi kıpırdamıyorum yerimden. Fıstık gibi iş ya. Ama Metin kapat abi. Kapat dükkanı git oraya. Gel buraya aklına bak. Normalde sen almazsın anladın mı? Bak normalde almaz çünkü aklına gelmez. Adam giderken evet. Şunu alacağım alayım sana Mustafa. Al kardeşim. Ama Metin abi ben hepimiz onun, yiyoruz burada bu arada. Ben de onun şeyini çekiyorum. Ne o? Bankadan parasını çekiyorum. Tamam. İhtiyar olduğu için telaşlanıyorum diyor. Tamam. Korkuyorum diyor. Kart orada kalır diye. Ya abi milyon dolar çektiğimiz için öyle oluyor abi. Her şey karşılıklı yani. Adam tamam. Da bunun altında kalmamak için. Tamam anladım. Metin abi. Her gittiğinde bir şeyler soruyor, bir şey lazım mı? Tamam lazım ama sen, şimdi sen herkese iyi davrandığın için herkese evet, sana iyi davranıyor. Evet. Karşılıklı bu iş. Konuşuyoruz bunda yani şeyde de konuşuyoruz normalde. İbrahim'le konuşuyoruz. Diyor ki çok iyi bir abi. Barlas'la konuşuyoruz abi inanılmaz bir abi. Yani çok çok iyi niyetli. Anlatıyorum ben de. Benim anlatmama gerek yok zaten görünen köy klavası evet, dememiz bu abi ya. Ama her şey karşılıklı. Sen iyi sen herkes iyi. Tamam doğru. Yani kendim açımdan söylüyorum. Senin için söylemiyorum da burada. Sağ ol abi teşekkür ederim. Beni desteklediğin için. Dediğim gibi Mustafa abi. Mesela yani hakikaten insanlar iyi insanlarla karşılaşırsın. Amin. Çok önemli. 10 tane dostun olacağına bir tane dostun olsun. O da zaten öyle olması gerekiyor söyleyeyim sana yani. Sağlam olsun yani. Eğer yanlış adamla karşılaşırsan geçen gün de anlattım. Abi diyor ki ben hisse alıyorum diyor. Adam diyor benim kazanmamı istemiyor diyor ya. Bana başka hisseye yönlendiriyor beni diyor. Ya kaybettiriyor adam bana diyor. Sonra dönüp bakıyorum aldığım hisseye diyor. Aldığım hisse uçmuş. Sonra diyor dank etti kafama ne zaman 5 sene sonra dank etmiş kafası. Ya, ulan demiş adam benim kazanmamı istemiyor. Böyle bir şey var mı ya? Metin abi sen de burada hisseler bulduk mesela. Çıktın desen mesela yüklü alıyorsun. Sen bayağı yüklü alıyorsun. Ya sen bana rica ettin abi. Dedin ne olursun al Metin ya. Çıkıyor. Al. Evet. Mesela çıkıyor ben görüyorum. Seviniyorum yani. Zaten geldiğim zaman da söylüyorsun abi. Ben hepsini takip edemeyim için. Diyorsun ki Metin bak bu çıktı. Metin bak bu böyle oldu. Evet. Metin bak bu çok çıktı bunu sat. Evet, sen yani. Aldırdın sen sattırdın bana seviniyorum abi. Yani Metin tabii abi. Sevineceksin tabii abi. Yani. Ya söylüyorum bak benim durumum iyiyse kardeşim benim sana faydam olur. Zararım tabii, olmaz. Tabii. Senin durumun iyiyse bana faydan olur. Tabii. Şimdi düşünsene ben buraya geliyorum. Metin bana borç versene. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir daha geliyorum ya Metin işte sıkıştık. Şunu yapsana. Kardeşim ben niye geleyim ki buraya söyle bana. Ben senden istiyorum Mustafa senin dükkanın var ya abi ver ben şuradan bir şeyler alayım abi. Tamam kardeşim ben dükkan açtım buraya. Artık... Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Gelmesin diye bakarsın. Bakarsın abi bakarsın. Uzaklaşmaya bakarsın Metin abi ondan. Bunu da böylece ayarladım yani benden para isteyebilirsin artık Mustafa abi. Benden sanki para isteme. Yok yok ama hakikaten de öyle yani düşünsene stres yaptır adam yok, abi doğru, gerek yok. Doğru. Metin abi olacak. Olacak diyelim değil mi abi? Olacak yani mecbur olacak. Oluyor. 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 Olacağını zaten söyledik. Evet. Ya Mustafa abi söylüyorum sana bak herhangi bir enstrüman bunun kadar kazandıramaz. Kazandıramaz abicim. Belki de şöyle söyleyeyim. Bazı hisseler evet döviz kadar bazıları altın kadar ama geneli bunların üzerinde kazandırıyor abi. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Mesela İbrahim çok sağlam hisseleri seçmiş tamam mı? Abi diyor yani ben günün sonunda diyor çünkü adam 25-27 yaşında. Günün sonunda diyor benim uzun vadeci bir yatırımcıyım. Benim param batmasın diyor. Sonuçta bakıyorum istatistiklere. Her zaman diyor dolardan ve alttan daha fazla kazandırmış bir enstrüman diyor. Niye ben buraya yatırım yapmayayım ki diyor. Ya. Adam zenginlik bunu görüyor zenginlik. Bak para olarak zenginlik görmüyor. Adam bunu zenginlik görüyor. Her zaman diyor onların üzerinde kazandırır. Tamam bana yeter kardeşim. Ya Metin abi hani portföyde sağlam şirketler de olacak ama olacak. Küçük şirketler de olacak abi. Sağlam şirketler olacak abi ben ona katılıyorum. Sağlam şirketler olacak. O dişlerde çok fazla etkilenmeyecek ben şirketler olacak. Ben de çok katılıyorum. Senin de bir stratejin çok güzel. Sen hep böyle büyük şirketlere gidiyorsun yani Metin abi. Hep sen büyük şirketlere gidiyorsun. Ya işte araştırıyoruz Mustafa abi ya. Yeni halka azalmış adam yeni fabrikalar yapmış. Hatta kapasite artışına gitmiş. Abi yani potansiyel geri gelmemiş mi? Gelmiş yani biz ikimizle konuştuk seninle. Bir şirket konuştuk mesela. Şirket 100 liraydı. Abi dedi bu 300 liraya gidecek. Şirket 150'den 70'e geldi abi. Bunu bilemeyiz. Bilemezsin. Ama potansiyel devam ediyor mu? Devam ediyor. Ediyor sen yatırımcı mısın? Yatırımcısın. O zaman hiç sıkıntı yok. 70'e gelmiş. Topla abicim. Ben zaten toplayacağım. Güzel günler bizi bekliyor. Ben sana söyleyeyim bak. Ya, şimdi faiz indirimleri gelecek. Göreceksin bak. Yani piyasa arkamızda abi. Merak etme. Bir şey olmaz.
Bu risk anlayışıyla alakalı. Yani ne kadar risk alırsan o kadar kazanır veya o kadar kaybedersin abi. Risk alamazsan da tamam kardeşim benim risk anlayışım bu kadar der. Yine yatırımına devam edersin, anladın mı? Ya daha sağlam şirketlere gidersin. Benim risk anlayışım bu dersin. Bunda da bir sıkıntı yok. Sen yeter ki yatırımcı ol. İnsanların bilinçlenmesi lazım Mustafa abi. Çok önemli ya. İşte Metin abi aslında yani ucuz pahalı demeyip almak lazım. Lotlarımızı yükseltmemiz lazım yani. Ya ben tarih izlemesinden şirketler almış adamım abi, biliyorsun yani şu anda hiç konuşmayalım yani o konuyu. Gülme. Yani bilsen neden güldüğünü bir bilsen, nasıl elini vuruyorsun ya. Aklı hemen geliyor değil mi? Allah bilir Metin abi ya. Sen alabilir misin? Ben almam. Kim alabilir? Kimse alamaz. Kimse alamaz abi. Neden ben alıyorum biliyor musun? Her şeyi çok biliyorum ya abi, onları alıyorum. Gel gel. Ya %80 zarar mı olur abi ya? Gene gülebiliyorsun ya. Güleceksin tabii abi, Allah Allah ne bileyim ya. Başka bir şey olacak, olacak var ya, valla intihar eder ha. Valla intihar eder. Tek şirket olsa evde. Yemeydin bak. Tek şirket olsa ben de evin yolunu bulamam, söyleyeyim sana. O kadar zararı. Olsun. Ama o da 2-3 yıla bir tavan tavan gidiyor. Ha gidiyor. Şey yaptık ya, bir risk yaptık, biraz fazla risk yaptık galiba. Elimizden ayarı yok ki. Elimizden ayarı yok ki abi. Olur abi ya, oluyor. Sen de o günleri göreceksin, merak etme. Sen de alacaksın. Sen de alacaksın abi. Yapmam deme yani, insan olur. Yapılır, yapmam deme. Şey yapılır. Şey. Aynen öyle. Metin abi, karlan sen kardeşmiş. Kardeş. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek abi. Bu kadar basit. Aynen, o, aynen, şöyle, o iş öyle olmuyor. Hava acayip soğumuştu Mustafa abi ama şimdi toparladı da bugün 15 derece evet, diyor. Evet, gönlü evet, güneşlik abi. Ortalık. Yumuşak yani. Canlı yayında dörtlü yapamadım abi ya. Tek iki kişi veriyor canlı yayında ya. İki kişi. Evet. Onun başka bir uygulamasını indirmek lazım. Bu haber kanalları falan yapıyor ya. Bilgisayarda yapmam lazım. Onu da yapamıyorum abi ya. Abi tamam çok o zaman da çok değil 4 şey olur değil, ya. 4 kişi çok değil. Yani kafa karışıklığı olur yani. Olmaz. Ben söz vereceğim ama moderatör benim abi ya. Ben söz vereceğim. Mustafa abi evet senden alalım diyeceğim. Anladın mı? O zaman olmaz. Olur olur. Olur olur abi. Nazlı'yı da koyacağız. Nazlı hep uyuyor. Nazlı hep uyuyor. Nazlı'ya söz gelmiyor Nazlı'ya. Maşallah. Abi. Ayıp sebepten arka tarafa gidiyorum. Lavaboya. Arkamdan geliyor. Alır diyor. Burada oturuyorum. Alışmış alışmış. Burada bana bakıyor. Benim yanında yatıyor. Masaya çıkıyor. Bana bakıyor. Abi böyle bakıyor. Nazlı normalde dükkanda durmuyor. Yani Nazlı gece dışarıda. Sen çıkardığın için değil ama. Hayvan kendi dışarıda. Dışarıda şey yapıyor. Sabahleyin geliyorsun. Kapının kilidini duyuyor. Ne duyuyor? Tıkırır. Anında buraya. E sen bazen bana fotoğraf atıyorsun ya. Atıyorum, bekliyor. Müşteri bekliyor. Nazlı'yı çekiyor. Nazlı bekliyor kapıda. Ama hayvanı zaten buraya kapatırsan da olmaz abi, anladın mı? Bunun bir doğal bir yaşantısı var, evet, bir şeyi evet. Var yani hayvanın. Zaten Metin abi kepengi kapattığını da anlıyor, çıkıyor. Biliyorum, biliyorum. Saati geldiğini anlıyor. Anlıyor, anlıyor. Bazen uyuyor, hadi diyorum. Böyle kalkıyor, bakıyor. Hemen evet. Çekiyor, gidiyor. Endeks bayağı bir döndü Mustafa abi. Metin abi sabah %1'di. Düştü %0. Aslında dün akşam bir falan acayip yüksek kapatmış. Yani aslında bugün bir iyi bir çıkış bekleniyordu ama olsun. Viyop'un da ne olduğunu bilmiyoruz da sadece görüyorum oradan. Görüyorum oradan diyor ki Viyop yükselmiş ya. Tamam diyorum, yarın da yükselir o zaman. Metin abi bilmiyorum. Pazartesiden beri ben söylüyordum bak. Geçen hafta da cuma günü kapanıştan sonra kim demişti pazartes kötü açar diye. Sen söylemedin. Seninle konuşmadık değil mi Mustafa abi? Ben söylemedim ama. Birkaç kişiyle konuştuk. Ya işte pazartes kötü açar, şöyle açar, böyle açar. Hatta şeylerde satış gelir dediler. Ha şeyle ya. Burada eleman vardı, onunla muhabbet etmiştim ya. Tamam, o dedi tamam. Kötü açar pazartesi, hatırlıyorsun değil mi? Evet evet. Ben ne dedim? Yüksek açar dedim. Sen belli olmadın sen. Yüksek açar dedim kardeşim. Ben olumlu tarafa bilmiyorum diye her zaman söyledim. O yüzden onu da bildim. Pazartesi dedim. Abi sen biliyorsun ya. Ya endeks eksi kapatsa da artık kağıtlar artı kapatmaya başladı. Çok büyük artılar olmasa da yani fena değil Mustafa abi. Yine söylüyorum, bizim aman aman bir beklentimiz yok burada abi. Yani o kadar çok sindirdiler ki artık normal çıksın yetiyor bize. Valla doğru. Öyle. Birdenbire çıkacağız da elimiz ayağımıza dolaşacak. Yani, Metin abi olmaz demedim. Oluyor, olur demedim. Olmuyor. 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 Bu adamlar çünkü ne yapacak belli olmaz abi.
Buradan da döndürürler abi. Tekrar döndürürler. Tekrar burada... yukarı sürerler. Hiç bilemezsin. Ama trend yukarı doğru şu anda. Dün mesela bir tane bir hisse %8'di. Kapattı. Akşam dün kapattı %0. %1. Eksi. Kapatınca soracağım hangisi. Ne bu ya? Vallahi billahi. Olur olur. Bazen kapanışta karanlık oda da bazı uçu bazıları geri geliyor. Abi sabah %8'e gitti. %9'a gitti. Alanlar %8 aşağıda. He. Yani bu adamlar ne yapacak? Belliği gelmedi abi. Ya biz yatırım yapacağız abi. Başka bir şey yok yani. Biz yatırımımızı yapacağız. Ya geri kalan abi, boş ver. İtiri kadar düşürtsün, çıkartsın. Hiç önemli değil. Umurumda değil yani Metin abi. Hiç önemli değil. Ne yapacağız? Panik yapıp satacağız mı yani? Sen ne diyorsun? Geç kalmışız Metin diyorsun. Geç kalmışız Metin diyorsun. En büyük pişmanlığın ne? Geç kalmak. Ya abi. Yani dedik ya. Sabah %9 yukarıda. Akşam %0. Yani eksi kapatmış yani size biraz. Umurumda değil yani Metin abi. Değil. Hani panik atıp satacağız mı yani? Hayır abi ya. Yarın tekrar alın fırsatı verdi sana. Evet. Yarın tekrar alın fırsatı verdi sana. Allah Allah. Ha korkan var mı? Var. Var. Satan var mı? Var. Al satı engellemiyor insanlar abi. Al satı engellemiyor insanlar. Yapıyor al sat yapıyor. Herkes günü kurtarma derdinde abi. Kimse geleceği düşünmüyor. Bir iş, yayın yapıyoruz mesela. Diyoruz ki 10-15 sene, 10-15 sene. Oho 10-15 sene sonra kim yaşar kim ölür. Bilemeyiz bunu. Yapma o zaman kardeşim ya. Yarın çıkacağını da bilmiyorsun ki. Ya aslında Metin abi bu da bir ev gibi, arsa gibi düşünmek lazım bunu da. Hiç öyle düşünme, hiç alakası yok. Hayır yani alalım unutalım. Tamam uzun yani. Vade olarak evet. Hayır. Uzun vade olarak evet ama yatırım olarak değil abi. Neden? Satamıyorsun ya, abi satamıyorsun. Karşı tarafı satamıyorsun. Arsan var bugün git sat bakayım satabiliyor musun? Satmıyor abi. Hayır. Şunu demek istiyorum Metin abi. Hani evi alıyorsun satmıyorsun. Ben söyledim onu sana. Dedim ya uzun vade olarak evet. Uzun vade olarak çok doğru bir şey. Yani onu diyorum yani. Ama ihtiyacın olduğu zaman işte evden kurtulamıyorsun. O anlamda diyorum sana. He. Ölü parayı verirsin. Ama burası öyle değil. Burada her zaman alıcı var. Tabii alıcı var. Ve evin tamamını satmak zorunda değilsin burada. Doğru. Sen satmaya çalıştın satamadın. Ben satmaya çalışmış satamadım. Barla satmaya çalışmış satamamış. Ahmet satmaya çalışmış satamamış. Satılmıyor abi anladın satamadık mı? İyi bir şey ya. Satılmıyor. Satılmıyor. Satamadık Metin abi. Ama kolayı koyuyorsun cart diye satıyorsun. Ötekini evet, koyuyorsun evet. Hop diye satıyorsun. Nasıl olacak? Aynen. O yüzden işte abi diyorum ya sana. Evin olacak. Evin olacak abi. Evin olacak. Olacak. Araban olacak. Geri kalanı artık evet, abi. Yatırım yapabilirsin. Sonuçta buraya şirkete yatırım yapıyorsun. Bilmem kumar oynamıyorsun ki abi ya. Anlatıyoruz da, sohbet ediyoruz da, yatırım tavsiyesi vermiyoruz, bilmem ne vermiyoruz. Tabii, yani, tabii aynen. Abicim, yani herkes abi, kendi kararını kendi versin. Biz kimseye buraya girin, alın. Hayır abicim ya, yok biz baştan beri anlatıyoruz zaten. Abi, sohbet ediyoruz, ya. Aynen öyle. Sen baştan yoksa, geçenleri konuşuyorsun. Yoksa verenler var yani, anlatanlar var, şunu yap, bunu yap işte. Ne anlatıyoruz burada? Esasında çok güzel bir şey anlatıyoruz abi. Dolandırıcılara paranızı kaptırmayın diye anlatıyoruz abi. Daha nasıl anlatalım ya? Bitir abi. Şimdi mesela borsada ev alan da var. Var var. Araba alan var. Araba alan var. Bak. Ama buraya evini kaybeden de var. Çok var. Arabasını kaybeden de var. Kaptırıyor kendini Mustafa abi. Yani bir anda zengin olacağım diye uğraşıyor. Evet. İşte sıkıntı orada. Yani buradan ev alan da var, araba alan da var. Hayatını kurtaran da var. Ama hayatını karartan da çok. Hayatını karartan da çok. Esasında karartıcı bir durum yok. Ama diyorum ya sana. Panik yapıyor. Panik yapıyor. Ondan sonra olmacık yerlere giriyor. Diop yapıyor. Bilmem forex yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Ya kardeşim bilmiyorsan yapma ya. Abi. Bilmiyorsan yapma kardeşim ya. Yapıyorsan %10'lu risk yap ya. %10'lu risk yap. Bir şey olmaz. Ya borsada bana var ya normalde borsa para kaybettim diyeni ben şaşırıyorum abi yani. Bu saatten sonra şaşırıyorum artık. Neden? Ya borsa para kaybedecek bir yer değil ki. Bekle. Bekle kardeşim. Ama ihtiyacım var benim. 3 ay sonra para ihtiyacım var ama ben borsaya gireceğim. Girme kardeşim. Girme. Ya adam mesela abi diyelim ki kredi kartı var ödeyecek. Onu ödemiyor gidiyor buraya hisse alıyor mesela. Sonra o hisse düşüyor. Kısa kredi kartını da ödeyemiyor. Doğru. Yani kısa bir döndüreyim diyor ama döndüremiyor. Olmuyor ya. Döndüremiyor. İhtiyar nerede Mustafa abi? Kim? Buraya gelen bir tane ihtiyar var ya. Yok Metin abi gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Yok. Çok yaşlandı o ya. Görmüyorum çünkü. Yok gelmiyor Metin abi. İyi Mustafa abi teşekkür ettin. Devam edin. Eyvallah sağ olasın. İzlediğiniz için teşekkürler.